Mutfağımdan herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle az malzemeli ama çok lezzetli, oldukça kolay fırında kremalı patates hazırlayacağız. Fırında kremalı patatesi bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 4 tane patatesimiz var. Patateslerimizi önce ince ince dilimleyelim. İsterseniz minik küpler halinde yapabilir veya tırtıklı aparatla da dilimleyebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde dilimlemek istedim. Evet, kalınlığı böyle olacak. 4 tane patatesimizi hemen dilimleyelim. Başka bir kaba gerek kalmadan aynı kapta soslayıp hemen fırına vereceğiz. Bu da oldukça işimizi kolaylaştıracak. Dilimlenmiş patateslerimizi hemen fırına vereceğimiz fırın kabımıza alalım. Dikdörtgen fırın kabı kullandım. Sizler daha kalın olmasını isterseniz biraz daha küçük bir fırın kabı tercih edebilirsiniz. Patateslerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpelim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kadar da toz biberimizi serpelim. Yarım çay bardağı sütümüzü hemen üzerine gezdirip ve bir kutu kremamızı da üzerine sıkalım. Mutlaka bu şekilde böyle baharatlarla tatlandırarak yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten ortaya çok nefis bir tarif çıkıyor. Elimizle iyice karıştıralım ki krema ve baharatlar patateslerin her tarafına eşit şekilde yayılmış olsun. İsterseniz başka bir kapta karıştırıp fırın kabına boşaltabilirsiniz. Tabii bence buna gerek yok. Aynı kapta işimizi görmüş olacağız. Şimdi elimize patateslerimizi ince bir şekilde yayalım. Patateslerimiz ince olursa düzeltmesi, böyle eşit şekilde dizmesi oldukça kolay oluyor. Tek tek dizmeye de hiç gerek yok. Aynı kapta karıştırdığımız için fırın kabımızın kenarları biraz kremaya bulaşmış oldu. Hiç önemli değil. Tabii bu şekilde kesinlikle fırına vermeyelim. Bunu da sizlere özellikle göstermek istedim. Hemen bir peçete ile kenarlarını alalım ki fırın kabımız yanmasın. Patateslerin üzerinin yanmaması ve kuru kalmaması için bir tane yağlı kağıdımızı hemen ıslatıp, çok fazla değil, hafifçe ıslatıp üzerine kapatalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patatesler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Patateslerimiz yumuşadı. Çatalla kontrol ettim. Mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederim. Üzerindeki yağlı kağıdını kaldıralım. Evet, yağlı kağıt kapatmamış olsaydık üzeri kupkuru olacaktı. Bu da lezzetine engel olacaktı. Üzerine dilimlenmiş kaşar peynirlerimizi dizelim. Ben bugün kaşar peyniri dilimli olarak kullanmak istedim. İsterseniz sizler rendelenmiş kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Dilimli kaşar peyniri kullandığınızda böyle kişi sayısını hemen ayarlamış olur ve dilimlerken de kolaylıkla dilimleyebilirsiniz. Üzerine hafifçe toz kırmızı biber serpelim. Tekrar erimesi için fırına gönderelim. Kremalı patatesimiz hazır. Birkaç dakika beklettikten hemen sonra servis yapabiliriz. Evet, dilimli kaşar peyniri kullandığım için bu şekilde dilimlemesi de oldukça kolay oldu. Tabii söylemiş olduğum gibi sizler rendelenmiş kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Bu tarif oldukça basit bir tarif. Vermiş olduğum püf noktalara dikkat ederseniz inanın ortaya efsane bir tarif çıkacaktır. Hemen dilimledikten hemen sonra sizlere böyle yakından göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay, malzemesi çok az olan, vaktinizi almayacak. İsterseniz kahvaltıya bile yapabilirsiniz. Et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan, isteyenler çay saatinde bile yapabilir. Yani her haliyle ayrı güzel, görüntü zaten muazzam. Hemen sizler için de böyle lezzetine bakmak istiyorum.
Kremalı patatesin görüntüsü kadar lezzeti de gerçekten harikaydı. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi anlamam için de yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bugün de sizlerle yine çok kolay ve çok lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Her gün ne yemek yapsam derdiniz varsa kanalımdaki diğer yemek tariflerine, pasta, börek tariflerine de bakabilirsiniz. Hepsi denenmiş, onaylanmış tarifler. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.